18 19 20 21 22 Teşekkür ederim Kukuli. Daha dikkatli olurum. Miki, bana yardım eder misin? Dur, geliyorum. Ne var o kutuda? Bowling topu ve labutları. Yaşasın. Hep beraber oynarız. Dur Kukuli. Sakın vurma. İşte oldu Kukuli. Bu tekerlekli ayaklarla kanepeyi her yere taşıyabiliriz. Merak etme Kukuli. Hep yanında olacağım. Hiç sıkılmayacaksın. Ayağın sadece incinmiş. Çok yakında iyileşecekmiş. O zamana kadar sana kitap okumamı ister misin? Ama bu kitapta hiç resim yok ki. Resimli kitaplar kadar resimsiz kitaplar da güzeldir Minki. Önemli olan içinde yazanlar. Kukuli'nin bu kitabı seveceğinden eminim. Ben Kukuli sıkılmasın diye uğraşıyorum. Küçük kaptan ilk kez denizaltı dünyasının güzelliklerine şahit oluyordu. Yosunlar, balıklar ve türlü türlü deniz canlıları... Hepsi de elini uzatsa dokunabilecekmiş gibi yakındaydı. İçi sevinçle doluyor, daha önce hiç görmediği bu güzellikleri keşfetmeye çalışıyordu. Kukuli! Kukuli! Kukuli, boş ver o sıkıcı kitabı. Hadi gel bahçeye çıkalım. Bu kitap hiç de sıkıcı değil. Hadi Kukuli, sıkıcı olmayan bir şeyler yapmaya gidelim. Merak etme Kukuli, seni nasıl neşelendireceğimi biliyorum. Bu kitap sıkıcı değil. Kukuli, uçurtmama baksana. Ne kadar güzel uçuyor. Tabii sen koşamadığın için sıkıldın değil mi? Daha farklı bir oyunla karşında olacağım. Nereye gidiyorsun Minki? Dart takımını getirmeye. Neyin var Kukuli? Kitaba devam etmemi ister misin? Hadi gel. Önce sessiz bir yer bulalım. Nereye gitti ki bunlar? Kaptan Kukuli, her şey yolunda görünüyor. Denizin altında böyle renkli bir dünya olduğunu bilmiyordum kaptan. Küçük kaptan ve yardımcısı içinde bulundukları keşif görevini sonlandırmak üzereyken denizin derinliklerinden kendilerine doğru yaklaşmakta olan büyük kırmızı bir çift gözü fark ederler. Kaptan Kukuli bakın. Hemen uzaklaşmalıyız.
İşte sonunda sizi buldum. Hadi dart oynuyoruz. Daha sonra oynasak olmaz mı? Kitabın en heyecanlı yerinde kaldık. O sıkıcı kitapta ne var anlamadım. İstersen kalıp sen de dinleyebilirsin Minky. Hem resimsiz kitaplarında eğlenceli olabildiğini görürsün. Hayal gücünü kullanırsan kendini hikayenin içinde bulacağından eminim. Ama hikaye bitince beraber oyun oynayacağız. Söz mü? Söz. Küçük kaptan ve yardımcısı peşlerine düşen dev balıktan kurtulmaya çalışıyordu. Kaptan Kukuli, bakın! Kayaların arasından geçersek izimizi kaybettirebiliriz. Başardık kaptan. Olamaz, sıkıştık. Tünel geçemeyeceğimiz kadar dar. Geriye de dönemeyiz. Neden durdun Tinky? Devam et. Oku hadi. Hadi, çok heyecanlı. Tamam, devam ediyorum. Burada sıkışıp kaldık. Kurtulmamız için bir mucize gerekiyor. Kaptan Kukuli, Kaptan Kukuli. Beni duyabiliyor musunuz? Ben Kaptan Minky. Merak etmeyin, sizi kurtarmaya geldim. Yaşasın, kurtuldular. Artık dart oynayabiliriz Minky. Ben siz oynayın, olmaz mı? Ben bir isimsiz kitap daha okumak istiyorum. Haklıymışsın Tinky. Resimsiz kitaplar da en az resimliler kadar güzel olabiliyormuş. Şimdi bitireceğim. Minky, hadi gel sen de tutun. Belki boyun uzar. Tinky, şu anda kitap okuyorum. Ne okuyorsun? Minky. Tamam, anlatıyorum. Bu kitap bir lamba hakkında. Çok eskiden bir çocuk bu lambayı bulmuş. Lambayı ovuşturunca içinden cin çıkmış. Dile benden ne dilersen demiş. Tam 3 tane dilek hakkı varmış çocuğun. Peki çocuğun dilekleri gerçek olmuş mu? Üçü de gerçek olmuş. Öyle olacak tabii. Bu bir masal kitabı. Sonu her zaman mutlu biter. Nereye gitti şimdi bu? Bilmem.
Kukuli ne arıyorsun? Kukuli ne arıyorsun böyle? Bana da söylesene. Kitaptaki lamba. Evet evet aynısı. Hadi hemen dileklerimizi dileyelim. Kukuli bekle. Kukuli, istersen lambayı birlikte oluşturalım. İkimiz ortak bir dilek dileriz. Evet, üç dilek. Anlaştık. Bu eski gaz lambası mı dileklerinizi yerine getirecek? Ay düşüyorum, düşüyorum. Dileklerimiz gerçek olunca görürsün. Görelim bakalım. Hadi Kukuli. Ovala. İyi ovalasana Kukuli. Ama demek ki iyi ovalamıyorsun. Süngerle ovalayayım belki çıkar. Bir bırakır mısın Kukuli? Bir bırak ben bir ovalayayım. Kimdir o beni uykumdan uyandıran? Şaka yapmış şaka. Cin uyur mu hiç? Çıkamadım. Lamba cini gerçekten varmış. Merhaba. Benim adım Niko. Ya ben demiştim değil mi? Şimdi üç dileği biz Kukuli ile bir buçuk kullanacağız. Sen avucunu yala. Niye ya? Üçümüz birer tane dileyelim işte ne olacak? Olmaz. Sen Niko'ya inanmadın. Ben inandım. Evet Niko. Şimdi bizim üç dilek hakkımız var. Değil mi? Aynen öyle. İstersen hemen ilkini dileyebilirsin. Bir dakika. Dileğini hemen gerçekleştiriyorum. Sana bir dakika verdim. Ama ben bir dakikayı şey için... Şaka yaptım. Şaka. Gördüğüm kadarıyla siz üçünüz arkadaşsınız. Üçünüz de birer tane dilek dilese daha doğru olur. Bence öyle yapalım. Şaka yapıyorsun. Şaka. Hayır yapmıyorum. Öf tamam. Tinky de dilesin bir tane. Hey o zaman şey istiyorum ben. Ama yok olmaz. Şey isteyeceğim. Ama dur öyle de şey oldu şimdi. Dur isteyeceğim. Tamam acele etmeyin. Herkese bir dakika süre veriyorum. İyice düşünün taşının. Ve en çok istediğiniz şeyi bulun. Ben buldum. Geleceğe gitmek istiyorum. Akıllı robotların zamanına. Merhaba pembe robot. Merhaba garip çizgili robot. Çok iyi fikir. O zaman ben de geçmişe gitmek istiyorum. Dinozorların oraya. Oldu. Herkesin ne dilediğini gördüm. Şimdi sırasıyla dileklerinizi yerine getireceğim. Evet Tinky, önce sen. Sıra sende Minky. Ve Kukuli. Şimdi de sen. Bir dakika, ne oldu? Niye geri döndün? Evet, hepinizin dileğini gerçekleştirdim. Hayır, benim dileğim gerçekleşmedi. Benimki de gerçekleşmedi. Hayır, gerçekleşti. Sen geçmişe gitmek istedin, gittin. Sen geleceğe gitmek istedin, gittin. Kukuli de keşke arkadaşlarım gitmeseydi dedi, gitmediniz. Kukuli! O zaman bana müsaade. Giremedim.
sıkıcı bir gün. Sıkıntıdan patlayacağım. Kukuli'ye bak. Nasıl da eğleniyor. Madem yapacak bir şey yok, ben de Kukuli ile oynarım. Kukuli, ben de seninle oynayabilir miyim? Abartma Kukuli. Alt tarafı bilen su. Teşekkür ederim Kukuli. Polet mi? Of. Peki Kukuli, peki. Artık bana engel olamayacaksın Kukuli. Bu suya gireceğim. Gerçekten harika. Neymiş harika olan? Leğenin içi. Bunu sen de yapmalısın Tinky. Leğenin içinde harika bir sualtı dünyası var. Taşlar, kayık ve bitkilerle oldukça güzel görünüyor. İnanmazsan Kukuli'ye sor. Hadi sen de suya atla. Leğen yerine denizde yüzmeyi tercih ederim. Düdüt. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Düdüt. Tam zamanında geldin. Biz de şimdi sualtı dünyasına gidiyorduk. Öyle mi? Neredeymiş bu sualtı dünyası? Leğenin içinde. Mutlaka gelmelisin Düdüt. Gerçekten çok eğlenceli. Leğenin içinde bir sualtı dünyası. İlginç. Ben leğende kağıttan bir gemi ve birkaç oyuncaktan başka bir şey göremiyorum. Sen onlara bakma Düdüt. Bizimle eğleniyorlar. Siz bilirsiniz. Hayatınızın en eğlenceli macerasını kaçırıyorsunuz. Kukuli, beni bekle. Tamam tamam. Mayomu giyip geliyorum. Islak oyunları hiç sevmiyorum. Şu leğenin içinde ne varmış bir görelim. Asıl ahtapot nasıldı? Kukule'nin bulduğu hazine? Daha fazla dayanamayacağım. Gerçekten çok merak ettim. Leğene girince ne oluyor öğrenmek istiyorum. Hani nerede sualtı dünyası? Hani nerede? Düdüt, su mu bıraktın leğende? Hangi suyun altı? Kukuli, merhaba. Bak Kukuli, yeni ses sistemi aldım. Şimdi sesim daha gür çıkıyor. Hadi gel, sen de dinle. Ses de ne? Merhaba arkadaşlar. Yeni ses sistemimi nasıl buldunuz? Harika bu Düdüt. İnsan dans etmeden duramıyor. Gelin de size ses sistemimi göstereyim. Ne değişik bir cihaz. Kukuli ne yapıyor böyle?
Kukuli, çok sevimlisin. Bu tencereyle mi yapacaksın uzay aracını? Ha ha ha. Ha, yine de kulağa hoş geliyor. Ay'a gitmeyi kim istemez? Ay'dan bana bir mektup göndermeyi unutma, olur mu? Neredeyse bitirmişsin. Madem bu kadar çok istiyorsun, arkadaşların olarak sana yardım etmeliyiz. İşte bu çok güzel bir fikir. Artık aya gidebiliriz. Herkes yerini alsın. Tahta kaşık ve gazoz kapağıyla aya çıkan çocuklar olarak tarihe geçeceğiz. En iyisi bahçede müzik dinleyip dans edelim. Üzülme Kukuli, daha çok gençsin. Uzaya elbet gidersin. Kukuli, bırak bu uzay işlerini de bizimle oyna. Tamam tamam, gittik. Neler oldu böyle? Ay! Yoksa aya mı gittin? Peki hiç ayda çekilmiş fotoğrafın var mı? Demek hiç kanıtın yok. O zaman eğlenmeye devam. Hadi Kukuli, sen de gel.
Kukuli, bir yere mi gidiyorsun? Minky, Kukuli nereye gidiyor? Bilmiyorum Tinky. Sordum ama söylemedi. Kesin bir şeylerin peşinde. Hadi gizlice takip edelim. Bizi gördü galiba. Şşş, sessiz ol Minky. Şimdi yakalanacağız. Oh, görmedi. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Şşş, tüt tüt. Saklan, yakalanacağız. Anlamadım. Kukuli'yi izliyoruz gizlice. Kukuli yok ki. Hı, yok mu? Şimdi buradaydı. Nereye gitti? Hey, buradaymış. Ama Kukuli, bizler arkadaşız. Hiçbir şey söylemeden öylece çekip gidemeyiz. Tinky haklı. Doğrusu ben de çok merak ettim Kukuli. Nereye gidiyorsun böyle? Gidiyor. Böyle giderse onu kaybedeceğiz. Unutmayın arkadaşlar, bana düt düt derler. Yollar benden sorulur. Onu yakalayabileceğimiz bir yol biliyorum. Hadi hemen gidelim. Pas pas olmadan gazlayamam. Hı? Şimdi sırası mı düt düt? Önce pas pas, sonra gaz gaz. Of. Fın! Açılın yoldan, ben geliyorum. Merhaba Kukuli. Aa, boşuna kaçıyorsun Kukuli. Yolların ustası bizimle. Kukuli, nereye gittiğini söyler misin artık? Ha? Macera diyarı haritası. Macera diyarı mı? Orası da neresi? Tüm çocukların gitmek istediği bir diyar. Ama oraya gitmek imkansız. Ben de macera diyarına gitmek istiyorum. Bir bakalım nasıl gidebiliriz. Bulunamadık. Oraya gitmek imkansız. Kukuli'nin haritasını kullanarak gidebiliriz. Hem sen düt dütsün. Unuttun mu? Yollar senden sorulur. Haklısın Tinky. Hadi gidelim. Haritaya göre bu yoldan gitmeliyiz.
Zaten başka yol yok düt düt. Çıkmaz yok. Of. Bence boşuna arıyoruz. Macera diyarı efsaneden başka bir şey değil. Of. Çok yoruldum. Macera diyarını aramayı başka bir güne bırakabiliriz. Buldun mu? Hani nerede? Bu tepenin aşağısında. Ben daha önce böyle güzel bir yer görmedim. Ben de görmek istiyorum. Keşke ben de ağaca çıkabilseydim. Kukuli, sen çok iyi bir arkadaşsın. Bizi macera diyarına getirdiğin için teşekkür ederim. Daha fazla dayanamayacağım. Ben macera diyarına gidiyorum. Düt düt, bizi bekle. Beni unutmayın. Bekle bizi macera diyarı. Geliyoruz.